Arkadaşlar merhaba. Bugün yine bir film değerlendirmesiyle beraberiz. The Harder They Fall. İnternette, Netflix'te yayınlanan bir film. Zaman geçirmek için açayım dedim ama beklentimin üzerinde bir filmdi. Önce onu söyleyeyim. Çok efektli bir film değil. Ama bazı sahnelerdeki baslara bayılacaksınız arkadaşlar. Çok güzel basla süslemişler filmi. Hoşunuza gideceğine eminim. Filmi seçerken aslında ses kalitesi nasıl olur diye düşünmemiştim ama o basları duyduktan sonra iyi ki de seçmişim dedim. Filmin kendisi de sürükleyici, çok kötü değil. Çok güzel izleyebileceğiniz bir film. Özellikle atların koştuğu, dört nala koştuğu sahnelerdeki o at nalları sesleri, lokomotif, trenin sesi, bazı silah sesleri falan, baslar gerçekten güzel. Bas haricinde film, sese dair tabii ki bir kovboy filmi. Çok bir şey olmasını bekleyemeyiz. Ama bazen böyle ambiyans sesler de koymuşlar. Hoştu. Kovboy filmi için beklentimin üzerindeydi. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Birçok bu tarz filmde silah sesleri hariç, silah seslerini de bazen veriyorlar bu tarz baslar ama silah sesleri hariç çok fazla böyle ses almanız mümkün değil. O yüzden filmin türüne göre bu filme böyle bir tık fazla puan vereceğim. Nasıl yapalım arkadaşlar? Dolby Atmos tabii çok kullanılmıyor. Dolby Atmos o yüzden biraz düşük vereceğim. Dolby Atmos için 4 veriyorum. Surround'lar 7. Dediğim gibi bazı yerlerde güzel ambiyans sesler veriyor. Bas 8 veriyorum. Hakkını veriyor. Çok fazla bas yok. Yani çok fazla sahnede bas yok ama olduğu zaman çok güzel kullanmışlar. O yüzden bası 8 veriyorum. Konusu fena değil. İzlenebilir bir film. O yüzden 7 veriyoruz izlenebilirliğine. Bu izlenebilirlik sesi kelimesi de ne kadar zor değil mi arkadaşlar ya? Çok zoruma gitti. Genel sesine de ne verelim? Genel olarak da tabii Dolby Atmos 4 dedik, Surround 7 dedik, Bass 8 dedik. Genel olarak da 7 alıyor o zaman. Umarım siz de beğenirsiniz. İzlerseniz yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere, selamlar.